Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. O isim Tera çöküşünü önceden biliyordu. Adı altındaki. Duvon için hazırlanan bu haberi genel anlamda şöyle bir değerlendireceğiz arkadaşlar. Terraform Labs'ın kurucu ortağı Duvon, yatırımcıların milyarlarca dolar değerinde varlık kaybetmesine neden olan Teralina ağının çöküşüyle bağlantılı olarak soruşturma altında. Von 23 Mart 2023 tarihinde Karadağ'da tutuklandı ve hem Güney Kore hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde iade talepleriyle karşı karşıya. Son raporlar Von'un olayın gerçekleşmesinden hemen önce Güney Koreli bir hukuk firmasına 7 milyon dolar transfer ettiği için Ağan yaklaşan çöküşünden haberdar olabileceğini öne sürüyor. Ee, baştan konuşmamız gereken mesele şu. Tabii e, ABD tarafı arkadaşlar Duvo'nun iadesini istiyor. Fakat CCO'nun e, iadesini için herhangi bir talebi yok. Burada Güney Kore her ikisinde istiyor. Karadağ Bakanı kendisi Güney Kore'ye iade edilmeleri ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemişti. Fakat e, bu da Güney Kore tarafı soruşturmada ve Olay incelemesinde başarısız olursa e, ABD'ye verilme ihtimali, Duvon'un ABD'ye politik bir hareketle Sisyon'un Güney Kore'ye verilme ihtimali daha yüksek olacaktır. E, fakat şu anda daha yüksek ihtimal her ikisinin de Güney Kore tarafına verilmesi. Böyle bir durum olursa Lunge'dan ziyade Tera ve Luna tarafının başı e, biraz daha ağrıyacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Haricinde Duvon bunu biliyor muydu? Ee, çok yakın zamanda olmasa da Duvon bunu öngörüyordu. Zaten bu sebepten nakit için arkadaşlar hemen e, teminatlandırmayı bozdu. Duvon Teralina çöküşünü tahmin etmiş miydi? Tabii ki. Bloomberg'in haberine göre Von 9 Mayıs 22'de Teralina çöküşü yaşanmadan önce fonları Güney Koreli saygın bir hukuk firması olan Kim Jang'a aktardı. Fonların çöküşten hemen önce avukatlara aktarılması VON'un olayı takip edecek yasal sorunların farkında olduğunu gösteriyor. Hukuk firması ayrıca VON ve Terraform'un eski mali işler müdürü Han Chang-Shun ile görüşmek üzere Karadağ avukatlar gönderdi. Görüşmenin nedeni belirsizliğin koruyor ancak muhtemelen VON'un yasal durumuyla ilgili. E yani tabii ki e, yasal durumuyla ilgili olacaktır. ...şey değildir yani işte hal hatır sormaya gitmemişlerdir diye tahmin ediyorum arkadaşlar... ...ayrıca vonun zaten bu çöküşü bildiğine dair neden bu kadar uzağa gittiklerini anlamıyorum... ...adamın zaten Bitcoin satışı yapması bunun için en büyük delillerden bir tanesi arkadaşlar... ...haricinde tabi bu haberler çıktıkça farklı farklı işte 40 güne Luncu Duvon 1 dolar yapacak falan muhabbetleri artıyor... Arkadaşlar şu an ABD tarafındaki yasanın da geçmesiyle birlikte bunlar artacaktır. Çünkü USTC'de artık 1 dolara e, yeniden sabitleme üzerine ekibin hareket etmeyeceği ve luncu bir meme coin mantığıyla düşüneceklerini anladığımız zaman ki bunu zamanında Zaradar açıklamıştı itiraf etmişti ayrılmadan önce e, yasanın geçmesiyle birlikte tam olarak bu denli hareket edeceklerdir. Bundan kaynaklı da bu haberlerin e, dozunu ve şiddetini arttırabilirler. Fakat bunlardan kaynaklı FOMO'ya kapılmamak gerekiyor. Von kripto piyasasında milyarlarca dolar değerinde e, değeri silen ve bir kripto para dolandırıcılığı düzenlemekle suçlanıyor. ABD ve Güney Kore'de de benzer suçlamalarla karşı karşıya ve her iki ülkede iadesini istiyor Güney Koreli savcılar Von'un kim Chang Lee'nin yaptığı işlemi kendisine karşı açtıkları dolandırıcılık davasının bir parçası olarak soruşturuyor. Singapur Koluk kuvvetleri de hukuk firmasına gönderilen fonların kaynağını araştırıyor. Von'un avukatlara ödeme yapmak için yasa dışı kripto para varlıklarını tasfiye etmesi halinde kendisine zimmete para geçirme suçlamaları yöneltilebilir. Hem Singapur hem de Güney Kore'den yetkililer fonlara el koymaya çalışıyor. E zaten şimdiden koymaya başladılar Tera ekibinden pek çok ismin hatta buna Daniel Shin de dahil olmak üzere kendilerinin kişisel işte arabaları olsun gayrimenkulleri alayına el koydular arkadaşlar. Zaten bu şartlar altında e, Tera'nın ilerleyişini sürdürme ihtimali çok düşük olacaktır. Tabi bu ikinci bir Tera klasik geçmişteki adıyla Tera vakası olmayacak da olsa... Talep üzerinde ciddi düşüşler olabileceği ve ekibin e, projeden kopabileceği, aynı zamanda uzun vade için gereken sermayeyi kaybedebilme ihtimaline karşı bir takım sıkıntılar olacak. Aynı zamanda yapacaklar demiyorum, e, niyet okuma olmasın ama rakbul ihtimali de var. Çünkü ekibin her birinin varlıklarına el konuldu ve tabiri caizse adamlar dımdızlık ortada kalmaya yaklaştığı için. Yani projeye el atarlar mı bilmiyorum. Dediğim gibi onunla alakalı da net bir şey söylemeyeyim. Ha bu arada tekrar söyleyeyim bu gece önemlidir. Haftalık kapanış gelecek. Haftalık kapanış zaten dünden bugüne Terra coinleri için doğal bir pozitifliği temsil etmişken Bitcoin tarafında kapanışla yükseliş beklediğimiz için bu lunch da önemli. Özellikle 13 üçleri kırabilirse arkadaşlar lunch coin 3.016'lara kadar istikrarlı bir yükselişi e, bu durumun tetikleyebileceğini unutmamamız gerekiyor. Şimdi ne olacak? Sonuç olarak Duvon ve Terraform Labs'ı çevreleyen durum karmaşık ve genişlemeye devam ediyor. Von'un iddia edilen dolandırıcılığı ve Terra ve Luna'nın çöküşüne ilişkin soruşturma devam ediyor ve dava ilerledikçe daha fazla ayrıntı ortaya çıkabilir. Tabii Karadağ hükümeti ayrıca ellerinde ekstrem bilgilerin olduğunu, bir takım bilgilere sahip olduklarını fakat şimdilik bunları açıklamayacaklarını dile getirmişlerdi. Bunların ne olacağına bakalım belki açıklarlar belki açıklamazlar. Von'un ABD'ye mi yoksa Güney Kore'ye mi iade edileceği nihai olarak Karadağ'daki yargıç karar verecek. Ancak Von sahte belgelerle seyahat etmekten suçlu bulunursa önce Karadağ'da e, hapis yatmak zorunda kalabilir. Bu cüzi bir zaman dilimi olur arkadaşlar. Bir, yani birkaç ay falan olur. Terra Luna ağının Mayıs 22'de çökmesi kripto piyasasında yaklaşık 500 milyar dolar süre daha neler abart. Yatırımcıların önemli kayıplar yaşamasına neden oldu. Yok 500 trilyon dolar sildi. Ya tabii ki sildi de yani 500 milyar dolar ne ya? Ne yaptı eliniz mi kaydı bir sıfır daha mı koydunuz? Olay birkaç ay sürdü ve ağ sonunda Ekim 22'de kapatıldı. Von'un Karadağ'da tutuklanması olayla ilgili ilginç ayrıntıları ortaya çıkardı ve yetkililer dolandırıcılıktan sorumlu olduğu düşünülen Von'u adalete teslim etmek için çalışıyor diyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.